Merhaba sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar. 28 Eylül-4 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Koçlar, yılın sizin için en önemli haftalarından birine başlıyoruz. Güneş Terazi burcunda ilerliyor ama ay bu hafta dolunay'a ulaşacak ve 2 Ekim'de burcunuzda önemli bir dolunay meydana gelecek. Ay hafta başından itibaren önce Kova burcunda başladığı seyrini büyüyerek devam ettirecek. 28 Eylül akşamı itibariyle ay balık burcuna geçiyor ve 1 Ekim'e kadar balık burcunda olacak. Bu sizi duygusal anlamda biraz hassasla içe dönük yapabilir. Ay balık burcundan geçerken yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Biraz daha böyle hayatın daha manevi konularına yönelmeniz, biraz ruhsal, bedensel e, sağlık konularına çekilmeniz de mümkün görünüyor ve ay artık 1 Ekim'de Dolunay'a ulaşacak. 2 Ekim'de Dolunay 9 derece Koç burcunda meydana geliyor. Aslında 1 Ekim'i 2 Ekim'e bağlayan gece yarısı perşembe gecesi meydana gelecek Chiron'la birleşen bir dolunay. Özellikle doğum günü Mart'ın sonu 28 Mart'la Nisan başı 3 Nisan arası olan Koçlar ve yükselen burcunda özellikle 9 derece ve yakınlarında yükselen burcu olan Koçlar bu dolunaydan çok daha güçlü etkiler alabilirler hafta genelinde dolunayın enerjilerini Aslında hissedeceğiz biraz hani Şiroğlu'na birleşiyor olması dolunayın sağlık konularına dikkat çekiyor hassasiyetler olabilir bedensel anlamda kendinize ilgilenmenizi gerektirecek durumlar açığa çıkabilir bedensel olduğu kadar ruhsal ve zihinsel anlamda da özellikle geçmişe dair bazı ee, yaralarınızı bazı böyle travmalarınızı hatırlatabilecek konular devrede olabilir. Ya da yarım kalmış e, artık tamamlamanız gereken bazı kavramlarla bu dolunayla yüzleşebilir. Onları çözümleme e, tamamlama fırsatlarını bulabilirsiniz. Güneş'in tabii ki 7. evinizde ilerliyor olması sevgili koçlar ilişkilerinize de burada enerji veriyor ve ilişkileriniz daha fazla e, gündemde ve bu dolunay birçok koç burcu için ilişkileri, işbirlikleri, evlilik gibi konuları da daha fazla gündeme getirecek. Ve onlarla ilgili bazı farkındalıklar ve belki güçlü verilecek kararlar, tamamlanmalar bu dolunayla beraber takip eden önümüzdeki iki hafta içerisinde e, gündemde kalabilir. Bu hafta güçlü bir hafta. Hem dolunay var hem de e, Mars'ın, burcunuzdaki Mars'ın, gerilemekte olan Mars'ın, Oğlak burcundaki Satürn'le kare açısı etkinleşecek 30 Eylül'den itibaren ve Satürn de artık ileri harekete dönüyor bu haftadan itibaren. Aralık ayına kadar Satürn Oğlak burcunun son derecelerinde olacak ve bu hafta Mars'la bir çekişmesi var. Aslında Mars Satürn karesi hayatımızda biraz baskı, baskılar, otorite, sınırlamalar, kısıtlamalar ve bunlarla olacak çekişmeleri mücadeleleri de göz önüne getiriyor bunu hissedebilirsiniz bu hafta yani üzerinizde bir baskı hissedebilirsiniz ya da kısıtlandığınızı düşünebilirsiniz ya da bazı zorunluluklar sorumluluklar otorite ile ilgili konular olabilir Bunlar yasalar olabilir veya aile büyükleri ile ilgili sorumluluklar olabilir bunların üzerinizdeki baskılarını hissedebilirsiniz Mars-Satürn karesi fiziksel anlamda kas ağrıları eklem ağrıları yapabilir baş ağrıları yapabilir ee, Tabii ki kazalara sakarlıklara yaralanmaları da dikkat çekiyor özellikle Dolunay'ın da bu hafta aktifleşmesi e, bu anlamda e, kazalara dikkat etmeniz gerektiğini işaret ediyor. Yaralanmalara dikkat edin. Genel olarak her türlü sağlık konularında aslında hafta genelinde çok özen göstermeniz gerekiyor sevgili koçlar. Dikkat etmeniz gerekiyor. Merkür bu haftadan itibaren artık Akrep Burcu'nda ilerliyor olacak. Merkür'ün Akrep Burcu'ndaki seyri önemli. Merkür 14 Ekim'e kadar ilerleyecek. 14 Ekim'de retro harekete başlayacak bu nedenle e, Merkür uzun süre akrep burcunda kalacak bir aralığa kadar Aslında Merkür akrep burcunda misafir edeceğiz ve sizin 8. evinizde olacak bu haftadan itibaren biraz daha derin düşünmeye başlayacaksınız olaylara daha fazla sorgulama içerisine yaklaşabilirsiniz zaman zaman Tabii ki kuşkular kuruntular olabilir takıntılı düşünceler olabilir ilişkilerinizle ilgili cinsellikle ilgili veya para konularında finansal konularda biraz daha fazla belki detaylara dikkat etmeniz gerekecek daha fazla ayrıntılarla uğraşacaksınız zaman zaman e, rahatsız edici biraz takıntılı düşünceler olabilir borç alacak dengesine dikkat etmekte borçlanma konusuna bu dönemde özellikle dikkat etmekte fayda var 14 Ekim'den itibaren 3 Kasım'a kadar Merkür retro hareketli olacak. Bu süreç belki bu konuları daha fazla mercek altına almanıza da neden olabilecek sevgili koçlar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.